arasındayız. Hiçbir suçu yokken sadece kuduz bir yarasayla tesadüfen karşılaştığı için şimdi kendini bir zombi korku hikayesinin ana karakteri olarak buldu. Bu mermiler kuduz virüsü. Bu uysal, insan seven köpeğin kan dolaşımına enjekte edildikten sonra köpeğin beynine doğruca öfke kontrol düğmelerinin bulunduğu limbik sisteme gidiyorlar. Kuduz virüsü sinir hücrelerine saldırarak zavallı hayvanı kimseye sadakati ve sevgisi olmayan yağmacı, yaygaracı, hırçın bir yırtıcıya dönüştürüyor. Kuduz hayvanlar korkusuz olabilir. Limbik sistem fethedilince kuduz virüslerinin başka bir müfrezesi köpeğin boğazındaki salya üretim mekanizmasına gönderiliyor. Görevleri yutma sinirlerini felç ederken onu aşırı çalışmaya itmek. Bu da enfeksiyonlu salyanın köpekten ayrılıp bir sonraki hedefi istila etme şansını maksimuma çıkarıyor. Peki bir virüsün bu derece taktiksel koordinasyon içinde çalışması nasıl mümkün olur? Bir virüs başka bir canlının beyninin hangi kısmının öfke merkezi olduğunu nasıl bilebilir? Biz bile bunu yakın zamana kadar çözememiştik. Bu doğal seçilimle evrimin gücüdür. Yeterli zaman verilirse rastgele bir mutasyon, örneğin bir virüsün kurbanının boğazını felç etme kabiliyeti gibi ne kadar özel olursa olsun kalıcı hale gelir. Virüsün hayatta kalma şansını artırıyorsa aktarılır. Her nesilde ihtiyaç duyduğu tek şey hastalığı taşıyarak o habis alevi canlı tutacak bir kurbandır. Ailenin koruyucusundan vahşi, gözü dönmüş şeytana olan dönüşüm tamamlandı. Köpek öfkeli ama sebebine dair hiçbir fikri yok. İçindeki virüslerin çaresiz bir piyonu olarak saldırma dürtüsüne karşı koyamıyor.